bir de insanların hayatında bir tane vegan var ve o da benim. İlk başlarda tam anlayamadığı için değişik şakalar yapıyordu. Sonra ben ona dedim ki bu böyle olmaz. Bunun şakası bile kötü. Şimdi bu kadar farkındalığın olması gereken bir çağda her türlü bilgiye doğru ya da yanlış ulaşabileceğimiz bir çağda doğrusu için uğraşmak zor bir şey değil. Ben de o farkındalıkla gelenleri böyle yavaş yavaş işlemeye çalışıyorum. Herkese merhaba. Bugün Başak Deniz'le birlikteyiz. Kendisi aslında bir avukat ama onu siz daha çok Instagram'da paylaştığı, vegan olurken ismiyle paylaştığı içeriklerden tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda YouTube'da da güzel tarifleri var. Hoş geldin Başak. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben seni takip ediyorum. İçeriklerini görüyorum. Aslında çok faydalı, çok güzel içerikler. Güzel takipçi sayın da yavaş yavaş artıyor. Aslında şunu da fark ediyorum. Sanırım yakın zamanda metronun etkinliğinde beraberdik. Mesela orada insanlar sana çok fazla ilgi gösteriyor. Yani nasıl diyeyim, böyle çok takipçisi olanlar genelde hani çok ünlü gibi bir şey oluyor ama genelde beni kimse tanımıyor o tip alanlarda ya da belki yanıma yanaşmıyor diyebilirim. Senin etrafını sarmalamışlardı o gün hatırladığım kadarıyla. O yüzden yani nasıl bu etraftan gelen tepkiler nasıl, önce onlardan başlayalım bence. Vallahi aslında güzel. Çünkü şaşırıyorum ben de. Ben bir de çok aslında çekingen bir insanım. Bana çok tuhaf geliyor öyle yerlere gitmek. Hatta böyle şimdi gelecekler ne soracaklar? Acaba sert bir şey söyler miyim? Çünkü mizacım aslında sert. Yani dışarıdan herkes beni çok tatlı, işte güler yüzlü öyle olmaya çalışıyorum diyeyim. Hani değilim demeyeceğim. Ama iç dünyamda öyle değilim yani aslında ve çok zorlanıyorum. Şimdi ya yanlış bir şey söylersem, çünkü o etkinliklerde çoğunlukla vegan olmayan insanlar çok oluyor. Çok az vegan oluyor ve ben burada ne arıyorum diye düşünüyorum bazen. Ve genelde biraz zorlanıyorum orada iletişim kurmakta. Ama pozitif yönlerini her zaman anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ilk 2 yılımı negatif yönlerini anlatarak geçirdim ve bir tane bile insan kazanamadım. Dedim ki yani demek ki bu iş böyle olmuyormuş. Biraz pozitife dönelim. O yüzden o etkinliklerde ben de vegan olmayanlarla daha çok konuşmaya çalışıp onları veganlığa doğru yönlendirmeye çalışıyorum yani. Aslında gitme amacım da biraz o oluyor. Biraz da hani tabii ki de takipçilerime bakın böyle bir şey de varmış. Hani gösterebilmek tabii derdim. Ya aslında dediğin gibi çünkü insanların kendi sosyal medya hesaplarında hep kendine benzer veya zaten seni tanıyan kişilere sesleniyorsun. O tip böyle daha hani kamusal diyebileceğimiz alanlarda belki aslında hani tesadüfen etkileyebileceğin insanlar olması da aslında o fırsatı arttırıyor. Aslında ben buradan şuna geçeceğim. Vegan oluş hikayeni merak ediyorum. Yani 5 sene gibi yanlış hatırlamıyorsam 5 sene önce vegan olmuşsun. Benim yani bizim de 5,5 sene oldu neredeyse. Yakın zamanlarda vegan olmuşuz. O zamanlar şimdiki kadar aslında çok veri ve böyle sosyal medya aktif değildi. Çok veri yoktu. Yani evet tamam hani çok çok eskiden bahsetmiyoruz. Ansiklopedi zamanları değil. Yine internet vardı, videolar vardı ama şimdiki kadar çok değildi bence. Senin vegan olma hikayen nasıldı? Şöyle oldu, 2017 senesinin ben Nisan ayıydı sanırım, Nisan veya Mayıs, bizim baromuzun bir hayvan hakları merkezi vardı ve oraya üye olmak istedim. Aktif hayvan, evde de bu arada 2 senede 2 kedimiz olmuştu. Onlardan sonra tabii bir farkındalık oluşunca dedim ki yani bir de hukukçuyum, bari hayvanlar için gönüllü bir şeyler yapabileyim ve bir hukuk mücadelesi içerisine gireyim. O sene işte hayvan haklarıyla ilgilenmeye başladım. Aynı senenin işte 3-4 ay sonra Ağustos ayında bir gün evdeyken tek başımayım. Okça isimli film var. Netflix'te de hala var diye biliyorum. Güzel vakit geçireyim diye izlediğim film hayatımı değiştirdi ve ben o filmin %90'ında ağladım. Çünkü çok empati kurdum ve aslında bizim hepimizin bilmesi gereken bir gerçeği yüzüme vurdu. Ve ben o gün hayvan yemeği bıraktım. Zaten yani kedime bakıyorum. Hani yiyemem diye düşündüm ve zaten ailem şok geçirdi. Direkt bir günde nasıl böyle bir şeye karar verdim diye dedim ki siz de bu filmi izleyin. Tabii izletemedim onları ama olsun. Sonra 1-2 ay sürdü araştırma. Bu arada gerçekten Türkçe kaynak çok azdı o zaman ve çok az influencer diyebileceğimiz, şu an böyle bir isim takıyoruz onlara, insanlar vardı. Ben onlardan böyle bir şey öğrenmeye çalışıyorum falan. Sonra bir Kasım günü dedim ki yani bu nereye kadar bekleyeceğim? Yani bırakacağım şeyler de çok bayıldığım şeyler değil zaten gerçekten de. Dedim ki bırakıyorum. Bir günde vegan olmaya karar verdim ona. Ki ben zaten sadece peyniri bu arada seviyordum. Diğer hayvansal ürünlerden pek haz etmezdim. Yani o yüzden benim için zor bir süreç değildi açıkçası. Yani çoğu insan zorlanıyor ne yazık ki.
Öyle olunca işte 2017 Kasım'dan buralara kadar geldi. İlk 2 senem dediğim gibi çok fazla kötü şeyleri insanlara anlatarak. Çünkü hani bir farkındalık doğuyor ya. Yani şey diyor insan, bu kadar gerçek varken insanlar bunu nasıl bilmiyor? Nasıl bunu öğrenmek istemiyorlar? Ve her girdiğim sosyal ortamda hani adliyeden tutun, ya hafta sonu arkadaşlar rakı içmeye gidiyoruz. Her masada bir de insanların hayatında bir tane vegan var ve o da benim. Niye onu yemiyorsun, niye bunu yemiyorsun? Bu sorulara cevap vererek geçti ilk 2 senem. Hala da cevap veriyorum ama artık o eski öfkem ve şeyim yok. Biraz daha pozitif yönde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü negatiflik gerçekten hiç kimse de işe yaramıyor. Yani bunu öğrendim bu süreçte. Peki vegan olurken hesabın doğuşu da aslında bu hikayeyle paralel muhtemelen. Onu da anlatmak ister Evet. misin? Evet, şöyle ben aslında çocukluğumdan beri çok yemek yapmayı seven biriyim. Hep küçükken de mutfağa girerdim. Yani daha 3-4 yaşındayım. Annem böyle meyve bıçağıyla gözümünü baka baka ve salatalık doğrar. Böyle küçük küçük başlardım. Sonra zaten biraz daha büyüyünce ortaokul işte lise çağlarında falan yazları ben yemek yapıyordum. Annem mi bırakıyordu ve ben yapmak istiyorum falan. Tabii ilk bir de soru şu, ne yiyeceksin şimdi? Sanki hani bir tek yemekten ibaretmiş gibi. Ya dedim ne yiyeceğimi göreceksiniz işte, nasıl yemek yapıyorum. Ben dedim daha fazla yapacağım bu sefer göstermek için. Sonra bu, daha çok mutfağa girmeye başladım. Bu arada benim ailemin yaptığı yemek tarzı da çok Ege mutfağına çok yakın ve benim gibi beslenmeye başladı annemler de bir süre sonra. Bu kadar yapıyorum. Dedim ki yani ben bunu kendi şahsi hesabımda paylaşayım ama bir başka hesapta açayım. Sadece buna yönelik şeyler paylaşayım. Ve öyle çıktı. Yani değişik tarifleri işte yurt dışından alıp Türkçe'ye çeviriyorum. Onları hani uygulamaya çalışıyorum. Klasik Türk yemeklerini çok yapmıyorum. Çünkü yani her yerden bulabilirler ve hepimiz aşağı yukarı hani bir çorbayı yapmayı biliyoruz yani. Öyle olunca onları paylaşmak yerine biraz daha orijinal şeyleri paylaşmaya çalıştım. Biraz da öyle çıktı. Ama sonra şeye evrildi. Çünkü ilk 2 sene falan hatta kimse benim yüzümü görmedi. Sadece yaptığım yemekleri görüyorlardı ve aldığım ürünleri. Bir süre sonra dedim ki yani bu bir yemek yeme biçimi değil yani. Beslenmeden ibaret değil veganlık. Tabii sonra bir de makyaj yapmayı, bakımlı olmayı seven bir insan olduğu için bunları da göstereyim. Temizlik malzemelerini de göstereyim. Onu da göstereyim, bunu da göstereyim derken buralara kadar geldi yani süreç. Peki aslında ben şunu da merak ediyorum. Şimdi ben genelde sağlıkla ilgili içerikler ürettiğim için genelde bana mesajda kan sonucu falan gönderenler oluyor. İyi miyim? Neyim var falan şeklinde. Yani böyle yürütülen bir hesabın etkileşimi nasıl oluyor? Aslında çok merak ediyorum. Yani sokakta tanıyan oluyor mu? Veya işte böyle bir ortamlara gidildiğinde, bir etkinliğe gidildiğindeki insanların tepkisi nasıl oluyor? Yani benimki genelde eminim ki seninki gibi olmuyordur. O yüzden bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani bir kere çok şaşırıyorlar ilk duydukları zaman. Çünkü şey hani bu kadar böyle ben kendimi öyle tabir ediyorum. İnsanlar da tabir ediyor. Bu kadar süslü birinin böyle vegan olduğunu. Çünkü herkes zannediyor ki veganlar işte bohem falan insanlar. Öyle zannediyorlar ne yazık ki. Ben bu algıyı da kırmayayım. Olabilirler bu arada, olmasınlar demiyorum. Ama hepsi böyle insanlar, normal değiller gibi düşünüyorlar. Ben biraz da hani o algıyı kırabilmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu arada gerçekten benim de başıma geliyor ki çok az takipçim var bence. Ama sokakta vegan olurken diye beni durdurdukları oluyor. Ben böyle ismim Başak falan alıyorum böyle. Ama gerçekten daha geçenlerde yani çok bir ay önce küçücük Kadıköy'de bir mekanda bir akşam etkinliği karanlıkta beni 2 kız kardeş buldu ve abi sizi takip ediyoruz, biz de veganız işte evliymiş hatta biri, eşim de yanımda, eşim işte çok zor olmuyor mu abi hani o vegan ben değilim falan diye böyle konuşmalar yaşandı mesela. Yani çok şaşırıyorum ben de ama artık beni de tanıyorlar, çok değişik geliyor. Şeyi anlamadım. Eşin mi vegan değil? O çiftten eş olan mı vegan değil? De erkek tarafı vegan değil. Nasıl yapıyorsun diye adam eşime danışıyor. O zaman buradan da bir soru çıkar. Yani evde evde yani şimdi onu da bilmiyorum ben. Biz çünkü aynı gün vegan olduk. Aslında şöyle bir çalışma okumuştum. Bir evde ilk işte erkek olan vegan olursa, yani işte heteroseksüel bir çift için söyleyeyim, genelde kadının olması daha kolay oluyormuş ama önce kadın olan olursa erkeğin olması daha zor oluyormuş. Bu Bence yüzden ya biz aynı gün vegan olduk. O yüzden hiç böyle bir zorluk yaşamadım. Yani bir vegan olmayan birisiyle aynı evde yaşamak nasıl bir şey? şöyle evde zaten aslında vejeteryan gibi yani aldığı tek şey de peynirle yoğurt. Yani o ikisini bırakmakta zorlanıyor açıkçası.
Ama zaten biz ilk zamanlarımızda da bana hep söyleyecekti. Ben evet bir gün olacağım ama hani hangi gün bilmiyorum. Şimdi ben de hani baskı dokunmak istemem. Bazen şey bak bu kadar zaman oldu. Hani olmadın ama falan yapıyorum. Ama sonra diyorum ki hani onda da etki etmeyecek bu kadar negatiflik. Ama evde benim gibi besleniyor. İşte arada peynir ve yoğurt alıyor. Onun dışında başka hiçbir şey almıyor. Ve yemek yapmayı da çok seviyor. Klasik yemekleri çok güzel yapar. O yüzden öyle bir şansım da var diyebilirim. Yani yemekleri bazen o yapıyor. Bazen demeyeyim zaten. Biz yarı yarıya yapıyoruz her şeyi. O yüzden şanslıyım. Aslında tabii yani bu soruyu özellikle sordum. Normalde hani vegan olmayan birisi hep şöyle düşünüyor. Yani veganların yediği yemekler sanki bambaşka yerlerden gelen bambaşka yemeklermiş gibi düşünüyor. Oysa hani bizim kendi pratiğimizde bizim hani normal vegan olmayan birisinin yemeyeceği yemek haftada bir gün falan yiyoruzdur. Yani işte böyle ne bileyim işte vegan burger veya işte bir vegan bilmem ne sucuk vesaire. Zaten normal insanların normal yediği yemekleri yiyoruz biz de. O yüzden aslında bu soru aslında ne kadar önemsiz olduğunu da gösteriyor. Çünkü bir evde zaten vegan yemekler, yani hepçil olan bir evde de vegan yemekler zaten pişiyor. İşte tereyağı yerine belki zeytinyağı, belki margarin koyarak vesaire bunlar çok basit bir şekilde giderilebiliyor. Peki böyle evde şakalar falan oluyor mu? Yani onlar devam mı? Yok, hiç yapmıyorum. İlk yıllarımızda böyle değişik bir de hayvan haklarıyla uğraşıyorum ya az çok da bu dili biliyor yani çünkü hani kanundan bahsediyorum de hep içindeyim arkadaşlarım da bu işin içinde hep buna maruz kaldığı için ilk başlarda tam anlayamadığı için böyle değişik şakalar yapıyordu sonra ben ona dedim ki bu böyle olmaz bunun şakası bile kötü ondan sonra buna bir farkındalık kazandı ve artık gerçekten öyle şeyler yapmıyor ve kendisi hatta bazen aa bak veganmış falan olur ve bu beni çok mutlu ediyor tabii ki yani hani bu farkındalığa sahip olması. O yüzden genelde şey teşvik birbirimize teşvik bak vegan ürün buldum falan diye öyle şeylere yöneliyoruz ama umarım en kısa sürede vegan olur. Umarım. Peki aslında avukatsın. Başta da söylediğimiz gibi. Yani bu hukukta sonuçta hayvan hakları da biraz kesişen noktaları var. Bu konuda da bir tecrüben var aslında. Biraz onlardan da belki bahsedebilirsin. Şöyle aslında kesişen noktası çok tabii ki ama bakıldığında işte Türk toplumunda zaten sevilen, yenilen, kullanılan hayvan ayrımı çok olduğu için kanunda da ne yazık ki böyle bir kötü bir durum var yani ve bunun önüne geçmek çok zor oluyor. Yani kediye köpeğe karşı işlenen bir suç eşeğe, atağa ya da yunusa işlendiğinde farklı bir muamele görüyor. O yüzden açıkçası oradaki mücadele hani normal bir insana veganlığı anlatmakla eşdeğer bence yani. Çünkü bir hukukçuya da hak mücadelesini anlatabiliyor olmak bana biraz bazen saçma geliyor. Çünkü biz hak temelli bir iş yapıyoruz ve hayvanın da hakkı vardırı benim söylemem biraz böyle abuk bir cümle oluyor. Biliyor olması lazım ama ne yazık ki böyle bir mahkemelere karşı işte ya da o sanıklara karşı böyle saçma bir mücadele veriyoruz ki işte en yakın zamanda Konya gerçeği var mesela. Biz onun da peşinde çok fazla koştuk ama orada da korkunç bir karar gelmez diye umut ediyorum yani. Biraz böyle yorucu bir süreç aslında bu. Benim öyle çok peş peşe oldu. Bir de ben önce merkeze girip işte sonra vegan olduktan sonra bir şey oldu. Tamam bunlar da hayvan hakkı savunuyor ama niye hayvan yiyorlar? İşte o toplantı sonrasında. Yani çünkü biraz böyle o süreç beni çok zorladı ve ben bir süre gerçekten o, hani çoğu insandan uzaklaşmak zorunda kaldım. Bir de böyle tek akıl sağlığımı koruyabilme yöntemi bu diye düşündüm. Çünkü hani hangi hayvanı savunuyorsuna geliyor olay. Yani kedi köpeği savunuyorsun ama niye ineği savunamıyorsuna geliyor. Ama bu hala da devam ediyor bu arada. Yani hani bu çok ciddi bir mevzu ve ben burada çok sinirleniyorum. O yüzden çok girmek istemiyorum. Hala da ben hayvan hakkı mücadelesinde olup kediyi, köpeği savunup hani ineğin hakkını yiyen insanlarla aynı kefeye konuyorum bazen. Bu beni rahatsız ediyor ne yazık ki. Elimden geldiğince de bunu anlatmaya çalışıyorum ama ne kadar anlıyorlardır bilemiyorum. Ya tabii vegan olmayan bir dünyada yaşadığımızı her gün maalesef yüzümüze çarpıyorlar. Ama yavaş yavaş bazı şeyler düzelecektir diye düşünüyorum ben de. Özellikle bu alanda da yani hukuk, avukat olmak da yani şimdi ben belki doktor olarak sağlıkla ilgili bir yönden gidebilirim ama bir hani hukukçu olmak da yine hayvanlar için yapabilecek bir sürü şey anlamına geliyor. Bu alanda da gayret ettiğin için ben hani kendi adıma en azından teşekkür ederim. O zaman bu noktada belki şeye gelebiliriz. Biraz da hani iyi haberler. bir girişiminiz var aslında. Biraz ondan bahsetmeni isteyeceğim.
Şöyle Baya diye bir markamız var eşimle birlikte kurduğumuz. Pandemide o organizasyon sektöründe çalışıyor ve pandemide çok boş kaldı ve çok sıkıldı. Ben de vegan olduğum için veganın da aslında bir penceresi, yani daha doğrusu farkında olmadan açılan bir kapısı var. Sürdürülebilir yaşam. Yani illa öyle yaşamak zorunda değiliz tabii. Keşke yaşayabilsek, hepimiz becerebilsek. Zor bir şey ne yazık ki ama dedim ki ya, ben hep merak ediyordum. Biraz bakalım mı böyle şeylere diye, bir pandemi döneminin ilk zamanlarında şöyle bir baktık. Dedik ki biz bu işe girebiliriz belki. Ve sonra işte pandeminin birinci yılıydı galiba. Bu şirketi kurduk. Dedik ki yani sürdürülebilir yaşamda neler kullanılabiliyor? Yani biz zaten günlük hayatta benim kullandığım ürünler, ama bunları bir markalaştırabiliriz diye düşünerek yola çıktık. Tabii ülkenin geldiği standartlarda biz onu çok ilerletemedik ama halen daha satışımız devam ediyor. İşte poşet kullanmadan nasıl alışveriş yapabiliriz? Gıdalarımızı nasıl saklayabiliriz? Nasıl sürdürülebilir yaşamız, atıksız nasıl yaşayabiliriz? Bunu göstermeye çalışıyorduk aslında. Öyle ikinci bir iş olarak çıktı o da. Dileğim avukatlığı komple bırakıp onu birinci iş yapabilmekti, ama bizim ülkede bir de benim doğama da aykırı, yani hep bir şeye karşı mücadele, yani çocukluğumdan beri hep böyleydim yani. O yüzden zaten bırakabileceğime inancım sıfır, ama bir inanç, hani daha huzurlu bir hayat belki olur diyerek aslında yola çıkmıştık o işte de. Onu biraz böyle yavaş yavaş götürüyoruz. Bir yandan hem onu hem avukatlığı, ikisini birlikte götürüyorum ben. Peki gelecek için başka projeler, planlar, vegan olurken ile ilgili bir atılımlar var mı? Ya açıkçası tabii ki de hesabın büyümesine daha çok insana ulaşmak hedefim. Çünkü beni mutlu eden şey orada, ya algımı açtınız, ben de işte bugün vejeteryan oldum. İşte 3 ay sonra yazıyor aynı kişi, işte biliyor musunuz ben denedim ve veganlığı yapıyorum, ya şu an veganım, başarabildim bunu diyen mesela insanlar var. Bazen şeyi düşünüyorum, yani etrafımda o kadar insan var beni her gün gören, hep iletişim halinde olduğum insanlar, onlar etkilenmiyor. Yani kim bilir nerede bu insan. Sadece iki hikayemi görüp bundan etkileniyor. O yüzden kapım herkese açık, istekli olan herkese açık. Herkese elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Çünkü yanımdaki anlamazken bazen onlar anlıyor. Çünkü herkesin işte bir aydınlanma dönemi var hepimizde olduğu gibi. Bazısı 20 yaşında, bazısı 30 yaşında. O yüzden her an kıymetli diye düşünüp ara ara ben bunu böyle sıcak sıcak servis ediyorum o sosyal medyada, ama çok da baskı kurmamaya çalışıyorum. Çünkü insanlara itici, yani ben bunu kendim için görev edindiğim için, bu arada herkes böyle yapmak zorunda değil, yorucu bir şey çünkü kendinize bir şeye adamak ve bunu hep anlatıyor olmak. Çünkü aldığınız tepkiler yoruyor, size anlatmak yormuyor. Ya yani ben sabahtan akşama kadar veganlık konuşurum, yani hani beni yormaz bu. Ama tepki aldığım insanın şeyi, tavrı beni yoruyor bazen. O yüzden böyle ara ara ben bunu servis ediyorum. Tabii ki de dileğim daha çok insanın vegan olabilmesi. O yüzden bunun için uğraşıyorum. Hayalim de aslında küçük bir yerde markayla veganlığın da orta noktada olabileceği bir yer açmak istiyorum. Ama bu çok uzun vadeli bir iş. Türkiye'nin buna hazır olduğunu çok düşünmüyorum. Çok vizyonlu bir şey olması istiyorum. Çok detay var tabii bu. Hani iki başlık altında ben genel çerçeve çizdim, ama çok daha büyük bir şey benim istediğim. Ama bunun zamanı var dediğim gibi. İlerleyen dönemde artık umarım böyle bir şeye girişebilirim. Bakalım, bir de bu ara çok yurt dışına gidip gelme imkanımız oldu ailem orada olduğu için. O yüzden böyle oradaki şeyleri takip etmeyi de çok seviyorum. İngiltere'de annemle babam. Onların yanına gittikçe ya bakıyorum, hani orası bir cennet, buraya geliyoruz markette peynir bile yok falan, böyle hani bunun isyanını arada yapıyorum, daha bugün de yaptım yani çok sinirlendiğim için. Bazen diyorum hani kime neyi anlatıyoruz, ama diyorum ki hani biz bir kişi olsa bile bir düzene, bir çarka, bir çomak sokacak mıyız? Sokacağız. O yüzden o bir kişi için ben uğraşıyorum. Hedefim de o yüzden daha çok insana ulaşabilmek. Ya İngiltere dedin, özellikle benim de aklıma geldi. Londra'ya gitmiştik biz de vegan olduktan sonra. Yani vegan restoran veya vegan market sayısı aslında daha fazla değil. Ama o kadar işin rutinine geçmiş ki orada veganlık. Her yerde vegan opsiyon var. Vegan restoranlar belki 30 yıllık, 40 yıllık, hani böyle çok köklü yerler. Yani kağıt üstünde baktığınızda, yani bir internet aramasında hani böyle bir her yerde vegan değil gibi gelmesine rağmen aslında o kadar rutinin içinde ki, yani şimdi tabii ben 5 yıl önceye bakıyorum. Vegan olduğum gün işte yemek uygulamasına vegan diye yazdığım zaman bir restoranın bir ürünü çıkıyordu. Şimdi aynı mahallede 12 restoranın 30 ürünü falan çıkıyor. Yani bizde de çok hızlı bir gelişim var ama hani İngiltere'deki o, yani özellikle Londra'yı gördüğüm için oradan bahsedebilirim. Orada yani
çoktan kemiklerine işlemiş. Yani o doğalarında var. Yani onu anlatmak, gidip görmedikçe pek mümkün olmuyor. Ve hani burada da hani veganım ben deyince işte olsun, onda hani tereyağı var ya da ne bileyim işte balık da mı yemiyorsun? Orada öyle bir şey yok yani. Orada artık rutine geçmiş şeyde onu görmek güzel. Bilmiyorum, belki orada Londra'dalar mıydı bu arada? Ben direkt Londra diye girdim ama. Onlar işte yaşıyorlar ama 2 saat mesafedeler Londra'ya. Ha, yani o zaman hani Londra'yı zaten biliyorsundur. Yani gerçekten çok güzel restoranlar var. Kuzenim de orada yaşıyor benim. En son onların yanına gitmiştik. Şimdi diyor ki yani siz geldiğinize göre bile inanılmaz arttı diyor. Yani orada bile bir hani standartıyla orada bile artıyor. Şimdi merak ediyorum yani ne kadar artmış olabilir ki yani zaten. Gerçekten öyle. Annemin yaşadığı yer biraz daha köy gibi. Yani modern bir köy tabii, yani bizim köyler gibi değil. Oradaki markete gittiğimde bile ve şey ayrımı yok. Bizde işte vegandır, glutensizdir, hepsini böyle marketler gereksiz bir şekilde ayırıyor. Orada öyle bir şey yok. Her gittiğiniz reyonda yani yüzlerce vegan ürün var ve hani kimseye sorma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Çünkü hepsinin üstüne bu vegan diye zaten yazmışlar. Yani hani illa amblem koymamış zaten. Ama her marketin kendi şeyi var, markası var, vegan markası. İnanılır gibi değil. Yani buradaki bizim sayılı marketlerin kendi ürünü çıkarması gibi bir şey, ki böyle bir şey girişimde yazık hiçbirinin yok. Bir tane marketim var tabii. Mesela o beni çok şaşırttı. Her gittiğim markette kendi ürünü var. Mesela yılbaşı sezonu geldiğinde biz gitmiştik. Yılbaşına özel bir sürü şey yapmış. Yani böyle bir talep var. Yani beni sevindiren de zaten o. Yani demek ki birileri alıyor ki bu ürünler geliştiriliyor yani, ve her şeyin, tahmin edemeyeceğimiz her şeyin veganını yapmışlar. Şimdi oradan buraya gelince bir ufak çaplı bir bunalım oluyor, ama tabii ki de 5 sene önce gerçekten bir tane peynir, iki tane peynir markası varken hani şu an gerçekten daha fazla markaya ulaşabiliyoruz ve daha lezzetli şeylere de ulaşabiliyoruz. Çünkü kendini de geliştirebilen bir sektör haline geldi bu. O yüzden şimdi vegan olanlar şanslılar yani. Hani 5 sene önce ben kendim ne yapabilirim diye uğraşırken, şimdi ben de yani bana çok yakın mesela İstinye Park, orada vegan bakkal mesela şube açtı ve benim en sevdiğim şey bu oldu yani. Çünkü bütün vegan şeyler, restoranlar ve marketler niye hep Anadolu yakasına açılıyor. Avrupa yakası bana yakın bir yer görmek de mesela mutluluk vereceğim. Bunların hepsi gerçekten çok büyük gelişimler. Bahane aramak istesek yani ararız ama aramaya gerek yok. Artık hani çoğu markette her şeyi bulabiliyoruz, peynir hariç. Onu da bence yavaş yavaş bulacağız. Bir de ben şunu da gözlemliyorum. Bizde mesela ilk başta yani yurt dışında vegan ürünleri vegan olmayanlar da çok fazla tüketiyor. Burada vegan bir ürün olunca sanki içinde hani beğenmeyeceğimiz bir şey varmış, olabilirmiş veya işte orijinal işte taklit ediyormuş bilmem neyi gibi böyle bir ön yargı da oluyor. Bence bu ülkede veganlık yeni yayıldığı için de biraz böyle oluyor. Yoksa şimdi yine biraz daha İnsanların yani sadece işte sağlık için veya laktoz intoleransı olan birisi için mesela vegan ürün arayışında olduğunu görüyoruz. Yoksa zaten bu bitkisel sütlerin hepsini veganlar alıyor olamaz. Yani ben bizim sokaktaki markette bile süt bitiyorsa yani bu kadar vegan olamaz bizim sokakta. Yani mutlaka birileri bunları tüketiyor. Bu hani vegan sektörde yine mutlaka ki veganlarla ama bir o kadar da vegan olmayanlarla da büyüyecek diye düşünüyorum. Bu arada aslında demin konuda geçtik hani atladım onu ama bu girişiminiz için aslında sizi tebrik ederim. Çünkü ben veganların vegan girişimlere yatırım yapmasını bence çok değerli buluyorum. Sonuçta insanlar hani vegan veya işte senin gibi çok takipçili veya influencer diyebileceğimiz insanların veganlıktan para kazanmasını yanlış bulanlar var. Bu bana çok saçma geliyor. Çünkü birincisi bunun yani bir kere insanlar bir şekilde para kazanacak. Bu niye veganlıkla ilgili olmasın? Bir, ikincisi vegan olmayan birisi mi bu parayı kazansın vegan ürünlerden? Veya işte sonuçta veganlık bir şekilde yayılacaksa bu niye çok takipçili insanların hızlıca etkileşmesiyle olmasın? Buna gelen tepkiler de beni çok yani bana çok ilginç geliyor. Sadece burada hani belki suistimali açık olabilecek tıp gibi konularda belki bir yanlış olabilir ama yoksa herhangi bir girişimin veganların bundan para kazanması yani bu herhangi bir meslek olabilir. Sadece suistimal edilmediği sürece çok doğru ve destek yani çok doğru buluyorum ve destekliyorum. O yüzden tekrar hani konu geçti ama o konuda da tebrik ederim. Bilmiyorum aslında benim söyleyeceklerim biraz bu kadardı. Senin bir son eklemek isteyeceğin bir şey olur mu? Ya şöyle, son zamanlarda fark ettiğim şey de şu oldu. Özellikle bu
Konya'da yaşanan olaydan sonra bana çok fazla bir takipçi geldi ve işte orada aslında biraz daha insanlar, bilmeyenler en azından benim avukat olduğumu öğrendi ve bir farkındalık oldu insanlarda. Yani Türkiye'nin her yerinde, tabii de dünyanın her yerinde var ama yaşadığımız ülke en çok bizi ilgilendiriyor ya. Türkiye'nin her yerinde zaten bir şiddet var. Yani bunun farkında olan bir nesil olmalıyız. Çünkü ben daha çok gençlere hitap ediyorum. Yani hani benim yaşımdan çok büyük insanlar takip etmiyor beni. Çok az bir kesimdir onlar. Şimdi bu kadar farkındalığın olması gereken bir çağda her türlü bilgiye doğru ya da yanlış ulaşabileceğimiz bir çağda yani doğrusu için uğraşmak zor bir şey değil. Ben de o farkındalıkla gelenleri böyle yavaş yavaş işlemeye çalışıyorum. Çünkü bana birileri zamanında anlatsaydı, bu arada ben vegan olmadım, yanımda bir tane vejeteryan bile yoktu. Yani hayatımda hiç vejeteryan bile olmamıştı. Ve ben bu kararı aldım mesela çok yalnızdım ama hiçbir zaman üzülmedim bunun için. Dedim ki yani en azından bir kişi değişti yani. Ben değiştim, o zaman başkası da yapabilir. Sonra bu büyüyen, gelişen bir şey haline geldi. Şu an mesela bir kuzenim vejeteryan oldu. Yani hani daha yeni, çok genç olduğu için hani bu kararı da yeni alması çok normal diye karşılıyorum. Bunlar mesela çok zamanla olabilecek şeyler ama şeyi de sevmiyorum tabii. Hani ben şimdi bir başlayayım da hani belki olurum. Ya bu değil. Bu değil. Çünkü bunun biraz felsefesine inmek gerekiyor. Yani hani burada ben kendim için yapmıyorum ki ama bu arada kendim için yapmamış olsam dahi de gerçekten çok da sağlıklıyım. Bunu da söylemek istiyorum. Tam 3 hafta önce bir kan testi yaptırdım. Senede bir hani sırf etrafımdakiler merak ediyor diye yaptırıyorum bu arada. Ben merak etmiyorum çünkü hep aynı sonucu alıyorum. Ve bir profesöre gittim yani hani beni eleştirir mi eleştirmez mi hani böyle bir korkarak da gittim. Dedi ki yani ne yapıyorsan devam et gayet iyi niye geldin ki zaten dedi bana ve ben hani gerçekten sonuçlara baktığımda çok normal seviyelerde. O yüzden insanlar bundan korkuyor ve ben bu arada takviye de doğru düzgün kullanmıyorum. Ama dengeli de beslenmeye çalışıyorum. Hani çok mükemmel besleniyorum diyorum ama dengeli de beslenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İnsanların korkması gereken bir şey değil yani bu. Ben tek bunu söylemeye çalışıyorum. Yani vegan olduğunuz da böyle hani hayatınız karardı diye bir şey yok. Veganken çok daha mutlu olabilirsiniz. Veganken çok daha lezzetli şeyler yiyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakabilirsiniz. Hani bu korkuyu yaşamalarını istemiyorum insanların. Hele de bu kadar çok ürüne ulaşabildiğimiz bir çağda ve bu kadar hani pozitif olmaya çalışmaya çalıştığımız diyeyim. Çünkü kötü bir dönemden geçiyoruz bence hani ülke olarak ama zor bir şey değil ve bence herhangi bir vegana da yazsan, bana da yazsan o desteği alırlar. Rica ediyorum soru işaretleri varsa bir vegana danışın hiç olmadı. Ama yani gözünüzü kapalı tutmayın gerçeklere karşı. Tek insanlara bunu söylemek istiyorum. Ben pozitif olduysam herkes olabilir demek istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, ben de bir cümle ekleyeyim buna. İnsanlar hep hani işte vegan olunca bir şeyden mahrum kalacağını düşünüyor. İnsanların korkusu hep herhangi bir vitaminden veya minerali eksik alacağı ile ilgili. Oysa yani bugün yaşadığımız sorunların çoğu bir şeyin eksikliğinden değil, hep olmaması gereken bir şeyin fazlalığından olduğunu unutuyorlar. Bu yüzden aslında bırakın da bir şeylerden biraz mahrum kalın. Yeter ki başka bir şeyleri fazla fazla, hiç almayın da fazla zaten alıyoruz. Mesajım gitmiştir umarım doğru yere. Tekrar teşekkür ederim katıldığın için. Belki yine bir etkinliklerde karşılaşırız, görüşürüz, selamlaşırız. Teşekkür ederim.